Artı TV ekranlarından merhabalar, iyi geceler. Saatler onu gösteriyor ve bu arada programının ikinci bölümüne başlıyoruz. Eğitim yılının, eğitim öğretim yılının açılışında dev sorunlarıyla, dağ gibi sorunlarıyla başlayan yeni eğitim öğretim yılının sorunlarını konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. İlk bölümde okullarla başladık. Okullarla ilgili yasal eksiklikleri, özel okulların sorunlarını, devlet okullarındaki kalite düşüşünü, genel olarak eğitim sistemimizdeki eksiklikleri anlattık. Müfredata kadar geldik ilk bölümün sonunda. Ve şu an bugün itibariyle öğrenciler derslere başladılar, ders başı yaptılar. Bu yıl öğrenciler nasıl bir sistemle karşılaşacaklar? Sınav sistemi açısından, dersler açısından nasıl bir sistem olacak? Sizle başlayalım isterseniz. Umarım bir değişiklik olmaz. Çünkü en kötü 4 yılda bir oldu. Bu sistemde işte 3. yılı. Ben çok beğenmiyorum sistemi. Yani böyle bir revize edilmesi gerekiyor. Ancak bu sık değişikliklerde öğrencilerin de motivasyonunu ve psikolojisini olumsuz etkiliyor. Sadece onların değil, işte ailelerinin, bizlerin, öğretmenlerin. Bakalım bununla ilgili geçen sene biraz kararlı davrandılar. Herhangi bir değişiklik yapmayacağız dediler. Ve dediklerini de tuttular. Aynı sistem devam etti. 2018'de var olan sistem 2019'da devam etti. 2020'de işte bir takvim açıklayacak ÖSYM sınav takvimini. İşte 19'unda okullar kapanıyor, 19 Haziran'da. 20-21 Haziran gibi üniversite sınavının olacağını düşünüyoruz. İşte belirli barajlar var. Örneğin hukuk fakültesi okumak istiyorsa bir öğrenci 190 bine girmesi gerekiyor. Bunun böyle revize edileceğini falan söylediler ama geçen yıl durdurdular. Belki 150 bin olabilir bu baraj. Bu aslında olumsuz bir şey öğrenci açısından. Yani barajın daha geriye alınması. Yani şöyle, birisi hukuk fakültesi tercih edecekse o puan türünde, eşit ağırlıklı puan türünce 190 bine girmesi gerekiyor. 190 bin birinci olan ya da 200 bininci olan öğrenci tercihte bulunamıyor. TME öğrencileri de çok iyi matematik yapamadığı için sayısalcılar daha üstte yer alabiliyor. Böyle handikaplar var. Ben daha çok şeye üzülüyorum. Yani ortaokulda sınava giren LGS öğrencilerine daha çok üzülüyorum. Çünkü onların bilinç düzeyi 18 yaşındaki öğrenciler gibi olmuyor. Tamamen derse boğulabiliyorlar. Yani hem okulda kurs var, bazı özel okullar da yapıyor bunu. Kendi okulunda bir kurs yapıyor, çocuk özel ders alıyor ya bir de dışarıdan ayrıca bir kurs buluyor bazı veliler ve çok yüklenildiğini düşünüyorum bu çocuklara. Neden? İşte LGS'de 2-3 tane de okul belirliyor veli kafasında. Galatasaray Lisesi bunların başında geliyor. İstanbul Lisesi 2 tane, belki işte Kadıköy Anadolu birkaç tane daha. Bu okullara girmek için çocuklarını maalesef yarıştırıyorlar. Bu bir süreç, 10 aylık bir süreç. Dolayısıyla belirli dönemlerde yorgunluklar oluyor öğrencilerde. Süreci takip edecekler. Zaten bir değişiklik olursa okullardaki rehber öğretmenler, işte okul yönetimi, branş öğretmenleri bunun duyurusunu yapıyorlar. Ama en kötüsü dediğim gibi bu 2018'de öğrenciler Ağustos'ta başladılar hazırlıklara. Lise için işte TEOG dediğimiz sistemde o zaman ve üniversite sınavına ancak Eylül ayında hatta Ekim'de sistemin değiştiğini duymak tam bir facia oldu çocuklar açısından. Umarım böyle bir şey bu sene yaşanmaz diye düşünüyorum. Küçük ufak tefek revizyonlar olabilir ama tümden bir değişiklik yapılacak bir durum da söz konusu değil zaten. Müfredatlarda oynamalar yapıyorlar. Müfredatlar biraz sık değişiyor. Bunun da bir standarda oturması gerekiyor bence. Çünkü müfredat değişince otomatikman bütün kitapları, yani müfredatın değişmesi de şöyle, içeriklerini çok boşaltıyorlar. Kazanımlarını azaltıyorlar derslerin, konuların. Bu da sıkıntı oluyor. Bir de şöyle bir eleştiri getiriyor öğrenciler. Yani okulda gördüğümüz konular, evet müfredat bu ama okuldaki kitaplar üniversite sınavında çıkan sorularla çok bağdaşmıyor diye çok eleştiri geliyor bize. O yüzden zaten dış kaynağa yöneliyor öğrenci. Yani orada eğer anlatılan konular, tamam konu belki aynı ama çok daha, yani kitapta 3 tane 5 tane örnek var. Bunun çok daha ağır sorusunu şeyde sorabiliyorlar, üniversite sınavında sorabiliyorlar. Az önce de söyledim, Türkçe ortalaması 40 soruda tam yapan öğrenci, hepsini tam yapan sadece 88 olması
bana acayip anormal bir şeymiş gibi geliyor yani. Hani alt tarafı bir Türkçe, tamam ağır sorular, zor sorular da var. Ama 88 çok az bir sayı olarak düşünüyorum. Yani 2,5 milyon öğrenciyi 2,5, düşünürsek evet, çok az. Çok çok az. Şüphesiz bütününü yapmak mümkün değil. Öğrencilerin büyük bölümünün tüm soruları doğru yanıtlaması da beklenemez ama 88 öğrenci de olmamalı. Evet, yani. Bir de şuna değinebilirim. Ben şimdi görevim gereği de çok Anadolu'ya giden şehirlerde konferans yapan birisiyim. Biz her merkezi hep İstanbul gibi görüyoruz ama yani Karadeniz var, İç Anadolu var, Güneydoğu var. Buradaki öğrenci profilleri daha farklı olabiliyor. Yani üniversiteyi hiç görmemiş, bir motivasyon kaynağı bulamayan, çalışmak için ailesine yardım eden, ne bileyim işte tarlada çalışan, daha sonra sınava hazırlık yapan çok öğrenciyle karşılaştım ben. Biz her yeri böyle İstanbul gibi düşünüyoruz. Burada her şeye ulaşmak belki daha kolay ama Anadolu'da öyle değil. İşte az önce de söyledim. Bazı yerler var, inanın bir tane Anadolu Lisesi var sınavlı alan. Bazı yerlerde o da yok. Bir tane fen lisesi var, bir tane sınavsız alan okul var. Geri kalanlarda artık nereye giderse gitsin diye bakıyorlar. Müfredat konusuna da doğal olarak geldik evet. Bütün konuşmalarla birlikte. Bu yılki müfredattaki değişiklikleri biraz konuşalım istedik. Çünkü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açılış konuşmasında ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladık diyor. Bu cümle müfredatta köklü bir değişiklik yapıldığı anlamına geliyor. Öyle mi? Şimdi ben geçen yıl tarih dersinin yeni müfredatıyla ilgili öğretmenlere dönük bir seminere katıldım. Yani sıralamışlar işte özgürlükçü, demokrat ve yani hani uluslararası evrensel insan hakları beyannamesine uygun ya da işte eğitim sistemine uygun ne varsa hepsini yazmışlar alt alta. Ya bir an tabii diyorsunuz ki ya evet evet yani Türkiye'de böyle herhalde bir olacak yani. Ama sonra verdikleri örnekleri ve neler üzerinden yapılacağını falan gördüklerinde bunun pek de böyle olmadığını falan görüyorsunuz. Yani işte yani insan hakları örneğinde eğer şimdi siz Yavuz Sultan Selim örneğinden verirseniz örneğin pek bu insan hakları bir iyi örneği olmuyor yani. Hani Türkiye'de en azından Alevilerin karşı çıkabileceği birisini senin insan hakları konusunda örnek veriyorsun. Mesele bu. Yani aslında sadece onun şekil olarak hani niyetlerin beyan edilmesi değil, bunun pratikte nasıl uygulandığı meselesi çok önemli. Şimdi biraz önce hocam şeyden söz etti. Yani 2 yıldır dedi sistem değişmedi, bu bile iyi dedi. Aslında LGS'yi kastederek söylemedi. Yani üniversiteye dönük söyledi. Çünkü LGS son anda değiştirdi. Mesele sadece şekilsel olarak baktığımızda bu doğru. Şekilsel ama beraber değiştik. Evet. Yani geçen yıl mesela şöyle bir şeyle başladık biz. Böyle Kasım Aralık gibiydi. Üniversitede çıkacak konular açıkladılar bir anda. Konular yani örneğin tarih dersini çıkardılar sınavdan. Sonra ya bu olmamış dediler. Yeniden işte son 1-2 ay kala tekrar o konuları koydular. Yani hani soruların hangi soruların çıkacağına dair de yıl içerisinde müfredatta sıkça değişiklikler oluyor. Dolayısıyla şekle baktığınızda evet şekil iyi gibi görünüyor ama içerik ne meselesi genel olarak eğitimdeki sorunlarımızın ana temasını oluşturuyor. Şimdi müfredat. Türkiye'de bir kere cinsiyetçi bir müfredat var. Yani cinsiyete dayalı bir ayrımcılığı içeren bir müfredat var. Bilimsel değil bir kere. Yani bilimsellikten uzaklaştırılmış bir müfredat var. Kuşa çevrilmiş bir müfredat var. Yani hani şöyle söyleyelim, hani şundan da olsun, bundan da olsun. Mesela ben bu müfredatın şöyle hazırlandığını düşünüyorum. Sorular da niye sorular uymuyor? Mesela hocam dedi ki işte çocuklar, veliler şikayetçi oluyor. Ya işte bu okulu okuduklarıyla sorular aynı olmuyor yani. Neden aynı olmuyor? Çünkü bu soruları hazırlayanlar bu müfredatı alıp önlerine ya biz bu çocuklara ne öğretiyoruz diye bakmıyorlar. Yani onlar öyle seçiliyor ki birileri hani hazır oturuyor ve oradan planlıyor. Müfredatı da öyle. Bakanlıktaki işte müsteşarlar, müsteşar yardımcıları herhalde. Eskiden bu müfredatların hazırlanmasının bir süreci vardı. Bir müfredat en azından bir 5 yılda hazırlanıyordu. Yani evet bunun üniversitelerden akademik hazırlayan çevreler bir müfredat çalışması yapıyordu. Bunu okullarda, örnek işte okullarda bu uygulanıyordu.
bu uygulamalardaki aksaklıklar öğretmeninden de geri dönüşlerle iyi veya kötü bir şekilde değiştirip bir 5 yılda bunun bir müfredat haline getiriliyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi işte bakan değişiyor, diyor ki bu sistem olmamış diyor. Bu sistemde sorun var, değiştirelim. Ne yapalım? En yakın tanıdığı işte özel üniversiteden ya da herhangi bir akademisyen ya da batıda işte bir iki güzel bir şey görmüş bir öğretim görevlisinden oturuyorlar, diyorlar ki bir müfredat yazalım. Bu kadar basit yani. Bir müfredat yazıyorlar. Evet doğru, şekilsel olarak özel okullardan öğretmenler çağırıyorlar. Onların görüşlerini alıyorlar, hoş görüşlerini falan. Sonra birdenbire bu müfredatı uygulamaya çalışıyorlar. Öğretmenlere gönderiyorlar. Uygulanamıyor. Uygulanamayınca da kim uygulayamıyor? Öğretmenler uygulayamıyor. Ya ama sen bunu öğretmenlere sormadın. Bunu sendikalar var, yıllarca mücadele ediyor. Yani eğitim alanında sadece hak mücadelesi de vermiyor. Aynı zamanda nitelikli bir eğitim nasıl olur? Bunun üzerine çalışıyor. Bunların pek çoğu, yani köy enstitülerinden bugüne kadar bir eğitim mücadelesinin içerisinde, hak mücadelesinin içerisinde gelmiş insanlar. Ve sen köy enstitülerinin üzerine daha iyi bir eğitim modeli koyamamışsın. Koyamamışsın. Sadece özel okullar. Şimdi ben bir özel okulun müfredat çalışmasına gittim ve geçmişten de gelen bir yani böyle deneyimli de bir şey öğretim görevlisi, dekan bir eğitim fakültesinde. Hani söylemek istemiyorum özel okul, ismini vermek istemiyorum. Alternatif eğitim konusunda ve müfredatlar konusunda bir sunum yapıyor. İşte biz de böyle ilgili arkadaşlar gittik, katıldık. Bir örnek anlatıyor, tek bir örnek. Örneğin kendisi çok güzel bir örnek. Bir örnek. Ama bu örneğin kendisini zaten bu devlet okullarındaki öğretmenler onlarcasını, yüzlercesini yaratıyorlar. Bütün o yokluğa, bütün o baskılara rağmen 41 bin öğretmen şu an yani ihraç edilmiş. 41 bin ihraç var KHK'yla. Ve yani işte yüzlerce, binlerce öğretmen işsiz. Bütün bunlara rağmen, baskılara rağmen, o okullarda devletin siz olanaksızlıklarına rağmen bu öğretmenler aslında yoktan var ediyorlar. Etmeye çalışıyorlar ve bunlar siyasi görüşlerine falan da bağlı kalmaksızın özverili çalışan bütün öğretmenlerin çoğu bunu yapıyorlar. Ama sen bunları görmüyorsun. Sen batıdan bir tane herhangi bir özel okuldan çalışılmış tek bir modeli, ben dersimin yani tek bir dersimde sadece bir dersimde uygulayabileceğim bir modeli sanki bir yıl içerisinde bütün modellerde uygulayacakmışım gibi bana anlatıyorsun. Ya bu böyle bir hikaye değil eğitim hikayesi. Eğitim hikayesi farklı bir şey. Velinin durumuna bakarsınız. Veliler yani her biri farklı olanaklarla gelirler. Velilerin, okuldaki o velilerin yaşadıkları sorunlar vardır. O yaşadıkları sorunlar öğrencilerle okula gelir. Sizin bulunduğunuz mahallenin o eğitime etkileri vardır. Siz bazen o yokluğun içerisinden hani o bataklığın içerisinden bir tane çiçeği çıkarırsınız ve alırsınız. Onun gelişmesine yol açarsınız. Hani bütün bunlar eğitim başka bir şey. Daha komplike bir alan. Sen çalışanların, eğitim çalışanlarına o özgür alanı yaratamadan sadece özel okullardaki vermeye çalıştığın yani o nasıl söyleyelim hani bu özel şirketlerdeki bu iletişim modelleri falan var ya bu iletişim modellerini bir eğitim sistemi olarak dayatıyorlar. Bu böyle bir şey değil. O zaman sen düşünen öğrenciler, o zaman sen problem çözen öğrenciler ortaya çıkaramazsın, yaratamazsın. Müfredatlar da böyle. Ben Türkiye'de son yıllardır, son 30 yıldır özellikle ben böyle hani sistem bir iki tane örneği var. Hani öyle toptan da hani çöpe atmak istemiyorum. Bir iki tane örneği var. İyi program çalışmaları yapanlar. Onlar da bir şekilde nasıl bir alan buldular ve bunu yaptılar. O ayrı bir şey. Ama son yapılanlar şimdi şey var. Örneğini getirmedim. Şimdi bu yeni bir model dayatıyorlar ve dersleri seçecekler. Koymuşlar işte sayısal alan, sözel alan diye işte nasıl seçileceğine dair de örneklem yapmışlar. Sonra örnekleme baktık, bakıyoruz. Tarih öğretmenleri diyor ki ya tarih dersini kaldırmışsınız. Bakanlık açıklama yapıyor. Yok canım da kaldırmadık. İyi de sen verdiğin örnekte yok. Yok yani. Bir tane koymuşsun 9. sınıfa. Diğerlerinde yok. Yok ben onu demek istemedim. Neyi demek istedin? Yani neyi demek istedin? Neyi demek istediğini örneğini koymuşsun sen ortaya. Yani model seçmişsin. Demişsin ki ben şu dersleri koyuyorum. Sen bunların arasından seçeceksin. Yani tarih yerine sosyoloji de seçebilirim demişsin örneğin. Yani bunun farklı dersler için de var bu böyle ama hani ben tarih örneğinden veriyorum. Dolayısıyla sen bunu seçebilirim diyorsun çocuğa. Ben de bir öğretmen olarak biz bunu yıllardır eğitimsel olarak söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye'de müfredatlar ağır. Türkiye'de ders sayısı ağır. Bütün bunların çocuğa bu ağırlıkta verilmesi doğru değil.
Bunların sadeleştirilmesi lazım. Bunların çocukların düşünmesine, üretmesine, hani böyle sosyal alanlarının gelişmesine olanak tanımanız lazım. Bütün bunları zaten hani bakanlık yeni bir şey keşfetmiş gibi falan söylüyor ama biz bunu yıllardır söylüyoruz zaten. Ama şimdi bunları yapmaya çalıştıkları yöntem çözüm değil. Yani işte özel okul, şu anki Milli Eğitim Bakanı da işte bir özel okuldan gitti. İyi niyetli de olabilir. Ben kimse, burada bir niyeti falan soru bulamıyorum. Ama siz basit bir yerdeki yaptığınız çözümle, özel okulda yaptığınız çözümle devlet okullarında 85 bin, 90 bin okula dayanan bir okulun bütün hepsinde aynı çözüme ulaşmanız mümkün değil. Kars'taki bir okuldaki öğrenciyle İstanbul'da Galatasaray Lisesi'ndeki öğrencinin uygulayacağınız öğretim metodu, yöntemi, yaklaşımı diyelim en azından aynı olamaz. Yani sizin işte Dersim'de, Amasya'da, işte Adana'da uygulayacağınız bunun okulların hani Bağcılar'la Beyoğlu bile değişir pek çok şey. Dolayısıyla yerinden bir modelle izin veren bu örneğin 68 programı buna biraz uygundu. Yani elbette pek çok eksikleri var, tartışılabilir. Hani bunu böyle söyleyince arkadaşlarım bir bölüm ya onun da şu eksiği vardı derler, doğrudur. Ama bir öğretmene alan tanıyabiliyordu. Şimdi bugün öğretmene tanınan alan kaldırılmış durumda. Öğretmene tanınan bu alan kaldırılınca da ayrıca sen söz hakkını da kaldırıyorsun. Yani ayrıca onun hani haklarından falan vazgeçtik. Yani onun ucuza çalıştırılmasından, emeğinin sömürülmesinden, pek çok şeyden hani bir yana koyduk. Ama eğitime dair söylediği sözünü de, deneyimini de sen yok sayıyorsun. Ama getirdiğin hatalı müfredatın da uygulanamamasından öğretmeni sorumlu tutuyorsun. Bu sistemin böyle yürümeyeceğini yani az çok... Yani işte demek ki bu sistemden ortaya çıkan siyasilerimiz de böyle çözümler getiriyorlar sonuç itibariyle. Ama şunu ifade edebilirim ki bu sistemin sorumlusu biz değiliz. Yani eğer Türkiye'de eğitim sisteminde böyle bir bozulma varsa bunu siyasiler kendilerine dönüp biraz samimiyet aramaları gerekiyor. Şimdi ben meslek liselerinden söz ettik. Yani hani söz etmişken şunu ifade edeyim. Bu şöyle çok basit bir beceriksizlikmiş gibi falan da algılamıyoruz biz bunu. Yani biraz önce Mehmet ifade etti hani özel sektöre doğru. Yani eğitim sen bunu çokça açıkladı. Yani burada bir özelleştirme teşvik var. Bu apayrı bir şey. Meslek liseleriyle aslında ucuz iş gücü yaratılması meselesi var. Bu apayrı bir şey. Ama başka bir şey daha var. Ben bu toplumun çok böyle göz ardı ettiğini düşünüyorum. Ben aynı zamanda bir etnik temizleme sistemi olduğunu da düşünüyorum. Yani dünyada iki tür yükselme biçimi var insanların, yani yetişen bir çocuğun. Sizin zenginsinizdir örneğin, babanız zengindir, özür diliyorum. Bir anda zengin olursunuz, itibar kazanırsınız yani. Veya işte soyludur, siz de soylu olarak bir anda toplumun üst kademelerinde olursunuz. Ama yoksul çocuklarının yukarıya çıkabileceği, hiyerarşik yükselebileceği tek şey dikey yükselmedir ve bunu da eğitimle sağlar. Şimdi Türkiye'de şöyle düşünelim, çok net. Türkiye'de Alevi çocukları, acaba Alevi aileler çocuklarını İmam Hatip'e gönderir mi? Yani İmam Hatipleri siz düzelttiniz. İmam Hatiplerle üniversiteye çocuklar gönderebilir hale geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dönem gönderilebileceğini, hatta göndermeleri gerektiğini söylemiş. Mecbur, tabii ki yani eğer sizin niyetiniz Aleviliği yok etmekse ve Alevileri asimile etmekse bunu böyle yaparsınız yani. Hani devletin bakışı da bu. Ama elbette mecbur kaldığı için gönderen aileler de var. Gönderemez. %1'e de giremediğini düşünelim. Bu çocuğun %2'ye de giremediğini düşünelim. Özel okula gönderecek parasının da olmadığını düşünelim. Ne yapacak? Bir meslek lisesine gönderecek. Bir meslek lisesine göndermesi, biz bir mesleği küçümsemek için söylemiyoruz. Ama bu çocuğun tek hakkı, yani eğitim hakkını elinden alıyorsunuz. Siz onu sadece bir işte bir meslek lisesi bitirip mesleğe ucuz, yani basit yoldan, hayatın kısa yoldan başlamasına sağlıyorsunuz. İyi bir şeymiş gibi de bunu sunuyorsunuz. Ama bu çocuğun eğitim alma hakkını, eğitim alma özgürlüğünü aslında elinden alıyorsunuz. Türkiye'de Aleviler başta olmak üzere yoksul çocuklarını, yoksulları, Kürtleri, bakın yani bu alanın bütün o yoksullarını vuruyor aslında. Bu çocukların eğitimle bir hukukçu, bir avukat bile olamayacak, bir doktor bile olamayacak. Yani artık zaten hakim olamıyoruz çünkü o hani siyasetle belirleniyor falan da. Hani kendi hakkıyla bir akademisyen olamayacak, yetiştiremeyecek. Yani böyle bir sorunla karşı karşıyayız aynı zamanda. Hani bütün bunları komplike bir biçimde görmeden ve eğitimdeki mesele şu. Ne yapıyorsanız yapın. Bir kere önce bir niyeti temizlemek gerekiyor. Sakince şöyle bir masaya oturmak lazım. Bir tarafları çağırmak lazım yani.
Veli Dere demeli bir gel Veli Dere, yani siz niye uğraşıyorsunuz, yani ne yapıyorsunuz, hani ne istiyorsunuz, yani bir dinleyelim sizi. Yani eğitim sen, diğer sendikalar sadece, hani ben eğitim sen olarak değil, sendikalar, ya siz ne istiyorsunuz, derdiniz nedir yani? Hani nasıl bakıyorsunuz buna dair? İşte özel okullara, yani siz şu para kazanmaya çalışan o tüccarlar hariç, biraz ya derdiniz ne, nasıl istiyorsunuz yani mesela? Özel okullarda, ya bütün bunlara dair eğer sistem bakmazsa, sorun şu, Türkiye bütünüyle aslında bir iş gücünden yoksun olacak. Yani bugün siz dünyada hani bilimde, sanatta neredesiniz yani? Hani sadece biz eskiden şunu söylüyorduk. Biz işte araba satın alıyoruz, beyaz eşya satın alıyoruz, silah satın alıyoruz. Artık bu parasal emperyalist meselelerin ötesinde bir şey. Sizin yetişmiş insan gücünüz yok ve dünyada nerede sınıflanacak Türkiye? Çünkü bunları sorgulayabilecek çocuklar yetiştiremeyeceğiz. Yani biz derslere giriyoruz çoğu okullarda, hani meslek liselerinde çok iyi demokrat ailelerin çocukları da dahil. Sistemin değişeceğine inanmıyor ki. Bir şey yapabileceğine inanmıyor çocuk. Onun için derse dair, sizin ona dair anlattığınız hiçbir şeyi dinlemiyor. Yani dolayısıyla ben biraz daha sistemin daha köklü bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bu okul sistemiyle birlikte aslında ayrımcılık yapıldığını temel olarak söylemiş oldunuz. Eğer öğrenci %1'e giremiyorsa o kaliteli okullara giremeyeceği, evet, anlamına gelir. Özel okul için yeterli sermaye, yeterli para gücü yoksa özel okula da gidemeyecek. Dolayısıyla imam hatiplere gitme mecburiyetiyle karşı karşıya. Eğer Alevi ise ya da Hristiyan bir öğrenciden bahsediyorsak ya da Ermeni, Rum bir öğrenciden bahsediyorsak okula gitme hakkının elinden alınması anlamına, evet, geliyor. Türkiye'de azınlıkların kendi okullarını açma hakları olduğu için onlar bir nebze bundan kurtarıyorlar. Eğer İstanbul dışında yaşamıyorsa Ermeniler bundan bir nebze kurtarabiliyorlar. Yani Türkiye'de iki kesim çok yaşıyor bunu. Birincisi Kürtler göç nedeniyle batıdalar ve yoksul mahallelerdeler. Belki onları dinsel açıdan çok etkilemiyor. Ama sonuç itibariyle onlar da çocuklarını meslek liselerine göndermek zorunda kalıyorlar. Çoğu hani fırsat eşitliğinden yararlanamıyorlar. Evet, yararlanamıyor. Yani hani bunların çoğu sadece imam hatip meselesinden değil. Yani düşünün ki demokrat bir aile başka bir şey, ama yani sonuçta buradan yararlanamıyorlar. Onların da ekonomik durumları şey. Bir de Aleviler. Aleviler daha farklı nedenlerle, yani inançsal olarak bir imam hatipe göndermek istemiyorlar. Çünkü bunun aynı zamanda çocuğun asimile olacağını düşünüyor. Ki oluyor da yani. Hani Türkiye'de zaten sistem yani din dersi öğretmenleri kendilerini bir İslam'ın temsilcisi olarak görüyorlar. Ve misyoner olarak çalışıyorlar. Yani din bilgisi veren öğretmenler olarak değil, bir misyoner olarak çalışıyorlar. Onları hani İslam'a döndürmeye çalışan birer şey. Ve bunu da çok normal bir şeymiş gibi görüyor. Yani bu kadın meselesinde olduğu gibi, hani yani bazen bazı erkek, ya ben işte seviyorum da hani ya da işte hani kızını ya da eşini ben seviyorum da, yani ben hani öyle bir şeyim yok. Benim kötü niyet, ya yaptığı şeyin ayrımcılık olduğunu bilmediği durum devletin de durumu. Devlet de öyle bakıyor. Ya ben aslında iyi bir şey düşünüyorum. Hayır, sen iyi bir şey düşünmüyorsun. Bırak da ben iyi bir şey kendim için düşüneyim. Yani bunu böyle sağlamıyor. Dolayısıyla da hani burada çok ciddi, ben çok net söylüyorum bunu abartarak değil, bir soykırımdır bu. Yani burada baktığınız eğitimde uygulanan bir jenositdir ve soykırımdır. Bunun böyle görülmedi ve bunun sonuçlarını 3-5 yıl sonra göreceğiz. Peki yani bu sorunlar yeni değil. Üstelik tek bir sorundan da bahsetmiyoruz. Özellikle de okulların mecburiyetler sebebiyle yol açtığı sorunları da konuştuk. Veliler önümüzdeki süreçte velilerin bu konuda ne yapmasını, siz özellikle Öğrenci Veli Derneği olarak, okul aile birliklerinde okullarda yer alıyor veliler, oralarda itiraz hakları var, oralarda ne tür tepkiyle karşılaşılıyor okul yönetimlerinde? Milli Eğitim Bakanlığı'na dönük bir çalışmanız var mı? Şöyle, veliler sonuçta okul yönetimine katılması ancak okul aile birlikleri yoluyla oluyor. Onda orada da problemler yaşanıyor. Şöyle problem yaşanıyor. Veli zaten eğer yoksul bir veli ise çalışmak zorunda. Haliyle okulun kapısına çocuğunu bırakıyor, işe gidiyor. Yani bazen veli toplantılarına dahi
katılamıyor. Okul aile birliklerinde de şöyle bir problem var. Sanki idarecilerin para toplama organizasyonlarını yaptığı, velilerden para topladığı, okulun kaynak oluşturma birimi gibi çalışmaya başlıyor. Oysa da öyle olmaması lazım. Okul aile birlikleri çok önemli. Sürekli çocuklarını da takip edebilirler, okul yönetimine katılabilirler, bağımsızdır. Öğretmenlerin de temsilcileri var okul aile birliklerinde. Haliyle okul aile birliklerinin seçimlerine katılsınlar, okul aile birliklerinin etkinliklerine mutlaka katılsınlar. Okulda para toplanıyor, o harcamaları denetlemeleri lazım. Sadece idarecilerin istediklerini yapmak değil, bunun dışında kendileri de özgür bir şekilde o okulda harcamalar yapabilirler. Yani bu konuda şey açık, okul aile birlikleri açık. Ben biraz önceki bir şeye gireceğim. Bu sınavlarla ilgili ve müfredatla ilgili. Bu 4+4+4 eğitim yasasının çıkmasıyla beraber aslında birçok şey değişti. Müfredat da ona göre değişti. İşte biz öğretmen arkadaşlardan da duyuyoruz. Ders kitaplarının yetersizliği, bilim dışı olması, güncellenmemesi, yenilenmemesi, örneklerinin eksik olması, örneklerin yetersiz olması gibi. Çünkü özellikle 7. ve 8. sınıfla beraber bu LGS'ye hazırlık psikolojik olarak başlıyor. Yani daha öncesinde başlıyor ama fiili olarak daha pratik düzeyde 7. ve 8. sınıfta başlıyor. Bu konularda işte yine şey, yoksul öğrenciler buralarda gerçekten de çok dezavantajlı durumdalar. Eğer okulda sağlıklı bir kurs sistemi yapılabilirse oradan belki faydalanabiliyorlar. Çünkü yoksa özel ders alan, ayrıca kaynak, ek kaynak kitaplar alan, dershaneye giden öğrencilere böyle bakılırsa burada bir şey söz konusu. Siz fırsat eşitliği dediniz. Aslında fırsat eşitsizliği söz konusu. Eşitsizliği de bırakın, bizim savunmamız gereken olanak eşitliğini savunmamız lazım. Olanak eşitliği, yani ancak o zaman beraber yarış olur. Yoksa yoksul zaten çok geriden başlıyor. Yoksul ailelerin öğrencileri çok geriden başlayabiliyorlar. Bu sene bu 4+4+4 eğitim yasasından dolayı ilk defa okula başlayanlar 8. sınıfta olacaklar ve LGS'ye girecekler. 1.200.000 civarında öğrenci her sene giriyor idi. Ama bu sene 1.800.000'e çıkacak o sayı. 1.800.000 öğrenci ne demektir? Eğer okul yapmazsanız, eğer kontenjan arttırmazsanız, derslik sayısını arttırmazsanız, önümüzdeki sene sadece liseye geçiş sınavında yerleştirmelerinde inanılmaz bir kaos yaşanacak. İnanılmaz bir kaos yaşanacak. Şimdiden velilerin bunu düşünmesi lazım. Yani %10'luk dilimi diyoruz, nitelikli okullar, sınavlı alan okullar diyoruz ama %10'luğun %46'sı İmam Hatip ve meslek lisesi zaten. Yani %10'luğun %46'sı İmam Hatip ve meslek liseleri. Geriye kalıyor sadece fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liseleri kalıyor. %56 civarında onların oranı. Onlar da bu sene, yine hocamız söyledi, ikili öğretime geçmek zorunda kaldılar. Çünkü çok talep vardı. Çok talep olduğu için lise, normal eğitim öğretim yapan bir lise ikili öğretim yapmak zorunda kaldı. Örneğin sabah 7.30'da başlayacak, saat 2'ye kadar. 2'den sonra da saat 7, akşam 7'ye 8'e kadar, gece yarılarına kadar neredeyse öğrenciler okullarda olacaklar. Liseler için söylüyorum bunu. Bu inanılmaz bir kaosa şimdiden Milli Eğitim Bakanlığı hazır olması lazım. Eğer iyi bir planlamayla, derslik sayısını arttırarak, okullaşma oranını arttırarak bir çözüm bulabilirlerse, ki mevcut Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine bakıldığı zaman, biraz önce söyledim, %4.8 galiba okulların okul yapma, aynı zamanda okulların onarım bakımlarına ayrılan pay. Burada da çok tuhaf bir şekilde İmam Hatipler yine kayırılıyor. Yine ayrımcı bir şekilde İmam Hatiplere daha fazla şey ayrılıyor. O 4.9'dan daha fazla İmam Hatiplere aktarılıyor. Büyük bir problem var. Meslek liseleri ona keza öyle. Meslek liselerinde de şöyle bir durum söz konusu. Organize sanayi bölgelerinde, bu 2023 vizyon belgesinde var bu. Organize sanayi bölgelerinde meslek liseleri açılabiliyor. Özelliği de şu organize sanayi bölgelerinin, iş şeyden dolayı böyle, denetlenmesi zayıf.
denetleme şeyleri denetimsiz diyeyim. Öğrenciler düşünün ki 60 aydan ilkokula başlayabiliyor bir öğrenci. Şimdi 69 yaş aya çıkardılar ama gene istiyorlarsa 60 ayda da gönderebiliyorlar. 60 ayda giren bir çocuk 13-14 yaşında liseye başlayacak. 13-14 yaşında organize sanayi bölgesinde haftanın 4 günü iş yerinde, haftanın 1 günü okulda. O bir gün zorunluluğu da kaldırdılar. Onu da kaldırdılar, şöyle telafi ediliyor diyor. Hafta sonu telafi edilebilir diyor. Nerede telafi edilebilir? Gene iş yerine telafi edilebilir. Ve bu yıl başlayacak. Ve şu anda 13-14 saat özellikle turizm meslek liselerinde yazları çocuklar staj yapıyorlar. 14-15 saat çalışıyorlar. 14 yaşında, 15 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Yani 10. sınıftan itibaren başlıyor zaten staj. Yani 14-15 yaşında bir öğrenci 13-14 saat çalışmak zorunda kalıyor. Evet. Ve inanılmaz bir şey, emek sömürüsü, çocuk işçiliği aslında bir bakıma. 900 lira stajyer ücreti ödüyorlar. Bununla 450 lirasını devlet ödüyor. Yani, tekrarlar mısınız? 900 lira, yani bu çocuklara iş yerlerinde çalışıyorlar bunlar. 900 lira ödüyorlar. Yarı sigorta yaptırıyor. Asgari ücretin 3'te 1'i falan ödüyor. Bunun da 450 lirasını devlet ödüyor. Yani bunlar tamamen ucuz iş gücü. Hani bir gün okula gitme zorunlulukları vardı ve bu 12. sınıftaydı. Şimdi bunu hem sınıfları aşağıya doğru düşürdüler. Hem de hani artık şimdi diyor ki gitmese de olur. Okula gitmese de olur. Yani çalışsın diyor yani. Gitmese de olur diyor. Bu organize sanayi bölgelerindeki okullara ilişkin veri var mı? Şu an açılmış şu an, olan şu anda, okul sayısı. Şu anda çok sağlıklı bir veri yok. Yeni başlanıyor bu sisteme. Çok sağlıklı bir veri yok. Ama 2023 vizyon belgesinde bunun ipuçları var. Buna ilişkin bir tane gezide de var. Organize sanayide özel bir, biliyorum ben, teknik lise. Şöyle yapılıyor. Bayağı bir üst dilimden alıyor. Örneğin A markası. Otomotiv sanayinde A markası. Geliyor okula ve illa organize sanayi bölgesinde olmasına da gerek yok. Okula geliyor, okulun atölyesini yapıyor, bütün donanımı sağlıyor. Müdürlerini, müdür yardımcılarını atamalarında onlara özel kontenjan ayrılıyor. Oradaki programı kendi sanayinin, diyelim ki o sanayinin ihtiyacına uygun olarak müfredatını belirliyor. Onları alıyor. Bir parlak öğrenciler varsa, biraz daha iyi öğrenciler varsa onları üniversiteye gönderiyor. Diğerlerini işte bildiğiniz gibi biraz öğrenci akademik olarak başarısızsa o da işçi olarak. Sadece sayılar ve veriler açısından bakıldığında bu organize sanayi bölgelerinde açılması planlanan meslek liseleri bir tür köle çocuk çalıştıran okullar anlamına gelmiyor. Tamamen öyle. Şimdi hocam söyledi, Gebze'de bir örneği var. Üstten alıyor. Yani puan olarak da iyi alıyor dedi. Aslında başarısını vurgulamaya çalıştı. Öyle meslek liselerinde de var. Yani Mehmet hocamın da söylediğini ettiği gibi. İsmini söylemeyen de var. İşte, evet. Yani işte Mercedes gelmiş bir özel okulda motor atölyesi yapmış. Yani oradan da yetişen çocukları hani ben stajyer olarak da alırım demiş. Dolayısıyla o meslek lisesi biraz öne çıkıyor birdenbire. Ama Türkiye'de bunların örnekleri çok fazla değil. Yani bu devlette de var, işte özel olarak da var. Birkaç tane Türkiye'deki büyük işte firmalar, otomobil firmaları ya da işte bu tür sanayi firmaları bazı okullarla böyle işbirliği yapıyorlar. O da zaten hani o ailede biliyor ki ben bu çocuğu buraya gönderirsem buradan hani buraya gidebilirim umudu taşıyor. Bu da mümkün değil aslında. Örneğin ben hani çok basit, çok bilinen bir örneğini vereyim. Şişli Motor Meslek Yüksekokulu var burada. Böyle bir şey, birkaç böyle otomobil fabrikasıyla da iyi işbirliği. Onun da binasının bir bölümünü, işte arazisini sattılar. Onu da şimdi özel mülkler yapılıyor. O da apayrı daha bir şey. Daha karışık taşıyor. Ve evet. Karanlık başka karışık ama ilişkiler de mesela var. Mesela şöyle bir şey var. Şimdi yani son sayısını bilmiyorum ama 3-5 bin öğrenciden söz ediyoruz. Yani burada öyle okullar var ki hani 8 bin olan öğrencisi olan okullar var yani. Şimdi 4000 meslek liseleri, 4000 öğrencisi var. Şimdi bu 4000 öğrenciyi, 3000 öğrenciyi bu okul, bu iş yerleri alabilir mi? Alamaz. Ama hani o okul umut, yani bir anlamda bir umut tacirliği yapılıyor. Ben, o firmaların sorunu değil belki oradakiler ama sen devlet çocuklara olarak, devlet olarak bunu çözemiyorsan ve senin o yaptığın işte binlerce meslek lisesinde de 3-5 tanesi öyle durumda kalıyorsa tabii ki puanları da yüksek olur. Bazı Anadolu liselerinden bile yüksek puanlı yerler olabiliyor bu şekliyle.
Biraz süremizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yurt dışı örnekleri üzerinden bir parça konuşalım. Kıyaslamalar yapalım. Yani Türkiye'nin örnek aldığı bu tür yasal düzenlemeleri yaparken, sisteme dönük değişiklikleri yaparken ülke örneklerini genellikle veri olarak alıyorlar. Ama bir türlü sistemi tutturmak mümkün olmuyor Türkiye'de. Yurt dışında bu kadar sık değişen sistemi, bu kadar sık değişen, bu kadar büyük değişiklikler yapılan başka bir eğitim sistemi yok herhalde. Benim bildiğim kadarıyla yok. Çünkü orada artık bir devlet politikası olmuş. Yani hükümetten çıkmış bir devlet politikası olarak artık 60 yıldır, 70 yıldır, belki 90-100 yıldır uygulanıyor. Kardeşim benim Viyana'da yaşıyor. O yüzden iyi biliyorum o Almanya ve Avusturya'daki sistemi. Onlar işte bu testlerle, yönlendirmelerle öğrencinin işte hangi liseye gideceğine karar veriyorlar ortaokulun sonunda ve ona göre işte cimnazyum vesaire diye ayrılıyor meslek lisesi diğerleri. Ama bu yine bir kesinlik orada meslek lisesine gidiyorsa yine bir başarılı olursa öğrenci oradan da tekrar üniversiteye kayabiliyor. Hep biz orada mesleki eğitim çok önemli mesela. Çünkü Türkiye'de orada de önemliymiş gibi görünüyor ama burada işte aslında bütün bunlara rağmen çok fazla böyle meslek lisesine, imam hatipe giden öğrenci de çok yok. Yani kaçıyor, veliler de kaçıyor farkında yani bir şekilde koşullarını zorluyor, özel okula vermeye çalışıyor, başka şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Benim gözlemlediğim böyle ama mesela iş gücü, emek çok değerli. Avrupa'da öyle yani gidip de bir tane marangoza iş yaptırmaya kalktığınızda binlerce euro para verebiliyorsunuz yani orada. Çünkü 2 yıllık bitiren birisi de orada çok iyi paralara geçinebiliyor. Geçim dertleri yok çünkü yani bir garson da şoför de bir mühendis de aşağı yukarı aynı seviyede zaten. Dolayısıyla bunlar çözülmüş şeyler ama çok fazla nüfusu olan işte Güney Kore çok benziyor Türkiye, Hindistan. Buralarda hep sınav var. Mecburen sınav var. Amerika'da da sınav var. Şimdi Amerika'da da öyle gidip kafana göre üniversiteye gidemezsin. Yani bir tane dosya hazırlaman lazım. Orada işte hangi sporla uğraşıyorsun, yeteneğinle, ilginle böyle bir referans mektupları alman gerekiyor. Hocalarına üniversiteden burs alman için SAT denilen bir sınav var. O sınavda başarılı olman lazım. Ve ona göre yönlendiriyorlar seni. Öyle kolay değil yani bu işler. Her yerde sınav var. Sınav olmayan yerlerde de işte Almanya'da, Avusturya'da çok dediğim gibi bu yönlendirme daha küçük yaşlarda yapılıyor. Bir yani, de doğrudan siz... Buyurun, evet buyurun buyurun. Sözünüzü buyurun, kesmiş buyurun, olmayayım. Buyurun. Doğrudan sizin alanınız olduğu için o soruyu da sormak istiyorum. 2018'de ilk yanılmıyorsam Antalya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birkaç vakıfla özel sözleşme imzaladığını haber olarak okumuştuk. O haberlerde bazı dini vakıfların okullarda rehberlik, bir tür rehberlik hizmeti. Manevi rehberlik. Evet, vermeleri uygun bulunmuştu. Daha sonra bu birkaç tekil örnek Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha genel olarak bütün okullar için belli vakıflarla imza atmasına kadar uzandı. Son haber galiba Ensar Vakfı'yla TÜGVA Vakfı'nın, TÜRGEV'in okullarda eğitim alanında rehberlik konularında hizmet vermesi için, o vakıflardan hizmet alınması için sözleşmeler imzalandı. Bu yılda belli ki devam edecek. Bunu biraz da sizin yorumlamanızı istiyorum. Şimdi şöyle, yani rehberlik, ben rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunuyum. Bir ara çok ihtiyaç oldu ve sosyoloji felsefe mezunlarını da devlet de atadı. Biz de kendi kurumumuzda bir ara bulamadık. Biz de felsefe ve sosyoloji mezunlarıyla çalışmaya başladık. Ama çok ciddi de bir iş bu. Yani öyle canım cicimle manevi destekle falan olacak bir iş değil. Dolayısıyla bunun formasyonunu tamamlaması gerekiyor kişilerin. Öyle sadece mezuniyet de yetmiyor. Felsefe sosyoloji mezunlarının bile bence kolay kolay atanmaması gerekiyor. Yani formasyonu aldın, atadın. Umarım bu yanlıştan dönerler. Çünkü sıkıntılı bir süreç bu yani. Kolay değil. Kaldı ki Danıştay 8. Dairesi. Ama iptal edildi mi o? Dairesi. Yok, tamam. Dairesi. İptal edilenler var. Eğitim senin galiba. Açmış çok yakın. Yani geçtiğimiz hafta yine bununla ilgili yapıldı. Bir sözleşmeye dair haberi okuduğum için
rahatlıkla aslında sordum. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı bir hukuk dışılık yapıyor şu an. Çünkü Milli Eğitim Danıştay 8. Dairesi eğitim senin açmış olduğu iki davada eğitim seni haklı buldu. Bu dedi kamusal bir hizmettir ve devlet eliyle yürütülmesi lazım. O yüzden de bu tür protokollerin başka vakıflara, ister dini vakıflar olsun, ister başka vakıflara, başka vakıflara olsun bırakılmasını doğru bulmadı. Yani normal şartlarda şu andan itibaren eğer layık bir eğitimden bahsedeceksek, eğer ayrımcı olmayan bir eğitimden bahsedeceksek, eğer kendi öz kaynaklarıyla demokratik, layık, kamucu bir eğitim sisteminden bahsedeceksek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın potansiyeli var ve yapabilir. Başka derneklere, vakıflara gerek yok. Bu vakıflarla, derneklerle yapılan bütün protokollerin, yani bu özellikle tarikat, cemaate bağlı vakıflarla yapılan protokollerin iptal edilmesi lazım. Biz ona ilişkin, biz kendimiz de hukuki mücadele veriyoruz, fiili mücadele veriyoruz Öğrenci Veli Derneği olarak. Ama yani sadece bizimle de sınırlı bir sorun değil, toplumun bir sorunu aslında. Evet. Yani o kişi hiçbir pedagojik eğitim almamış, hocamızın dediği gibi. Sadece rehberlik hizmeti de değil. İlahiyat mezunluğunu da yapıyorlar. Sadece rehberlik hizmetlerinden de bahsetmiyorum. Örneğin adını vermekten çekinmeyeyim, İHA'nın kumbaralarını getirdiler. Yoksul öğrencilerle ilgili bir kumbaraydı. Birisi geldi o kişiye okula. Veliler olarak biz takip ettik. Yani kişinin sorduğu soru hocam şu. Burada annesi babası ölen var mı diye soruyor çocuklara. Çocuklar 10 yaşında. Yani bu inanılmaz bir soru. Bu pedagoji dışı bir soru. Bu gerici bir soru. Ve bunu sorabiliyor. 80 tane öğrenci toplanmış. Mikrofonu almış. Güya işte yetim ve öksüz çocuklarla şey kurulacak. Yardım kurulacak. Buna ilişkin empati duygusu geliştirmesi gerekiyor. Ama öyle bir soru soruyor ki şey olarak çocukları rencide eden. Diyelim ki orada bir çocuk var. Annesi babası vefat eden bir çocuk var. O çocuğu nasıl sen o kadar rencide edebilirsin? Ya da yani babası annesini öldürmüş tabii, falan. Tabii tabii. İnanılmaz trajediler var. Eğitimde ama sorun çok. İki evet. saat içerisinde en azından belli başlı sorunlara değinebildik. Anlatabildik ama bu İyi sorunu konuşmaya devam edeceğiz. Süremiz doldu. Şu an arkadaşlarım da uyarıyorlar. Başka bir programda bu eğitim meselesini konuşmaya çok devam edeceğiz gibi görünüyor. Çözüm bekleyen sayısız sorunla açıldı eğitim ve öğretim yılı. Öyle de devam edecekmiş gibi görünüyor. Çok sayıda sorunu konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada programının sonuna geldik. İyi geceler.